Ayhan. Uyumadın değil mi? Yoksa sordun bana gün doğumuna kadar uyumayacağız. Uyumuyorum. Kalp atışını dinliyorum öyle. O kadar hızlı atıyor ki Miran. Ne yapayım? Affettin ya beni. Böyle yüzün gülüyor. Kalbim heyecandan takla atacak gibi. Hemen abart. Kadar ne kadar anlatsam abartamam. Bu kokuyu ben hiçbir kelimeyle ifade edemem. Öyle güzel ki. Öyle sanki. Sanki vaktinde yetişmiş dağ çiçeği gibi. Ne gibi? Dağ çiçeği. Yok. Yok demedim bir şey gerçekten. Gerçekten demedim. Hiçbir yiyecek ismi kullanmadım Reyhan. Dedin Miran. Dağ çileği dedin. Ama ben vaktinde yetişmiş dedim. Şimdi vaktim değil. Vaktinde yetişmiş dağ çileği. Ben istemiyorum ki. Umut istiyor. Umut istiyor. Oğlum. Babacığım. Hani böyle yerli yersiz istekler yoktu? Ha babası? Bunun üstünde çilek mi olur? Şimdi ben annene böyle hormonlu gıdalar mı yedireyim? Başka bir şey iste hadi babacığım. Hadi başka bir şey iste. Biran ne yapıyorsun? Dur bakalım. Ben işte oğlumla iletişim kuruyorum Reyhan. Ha? Sen Umut istiyor dedim. Belki anlar beni. Anlatırsam şimdi ben kışın ortasında daha çileği nerede bulayım? Ya daha olası fark etmez. Çilek olsun da. Çikolataya da batırırız. Ha? Eritilmiş çikolataya batırırız böyle. Ay Miran. Ay Miran mı? Hem gıda yemek ismi anlarsam. Reyhan dur. Dur tamam bekle ben de geliyorum. Nereye gideceksin o halde? Ya mutfağa gideceğim. Dua et olsun. Yoksa günde ona kadar çilek aramak zorunda kalırsın. Reyhan gel. Vallahi buldum. Gel çilek var işte. Gel Reyhan bunu yeriz. Ya kremalı o. Oğlum Umut. Ben sana bunların hesabını soracağım doğunca. Adın başka. Tadın başka, sığmıyorsun ele avuca, delisin sen. Dilerim ki benle yaşa, bildiklerin ezber değil, yenisin sen. Boşuna bu yaprak. Ayağı eşikten dışarıda git gidersin.
sonra iki ayrı devir, iki ayrı dünya. Bir daha da olmayacak hiçbir şey eskisi gibi yarınlarda. Boşuna mı yaprak gibi rüzgarına kapıldım ben, unutur kendimi bir divaneye takıldım ben. Ayağı eşikten dışarıda git giderse ben, bu gönül çoktan razı senden nasıl ister.